Ne anlıyoruz? Sürdürülebilir şehir deyince Anne Hanım. Ya çok geniş bir kavram geliyor bana ya. Gerçekten de çok geniş bir kavram. Neresini anlatacaksınız? Sizin başlarsanız zaten bizim 20 dakika program evet, bize gerek kalmaz. Çok kısa tutmaya çalışacağım. Çok uzatabilirim. Önce ama çok kısa kurumumdan bahsetmek lütfen istiyorum. Neden hani bu konular üzerine de konuşabildiğimi daha iyi anlatır. WRI, Dünya Kaynakları Enstitüsü. Tamam. Amerika'da kurulmuş, çevre üzerine araştırmalar yapan bir enstitü ve biz de bunun Türkiye'de çalışan ofisiyiz. Çalışma alanımızda sürdürülebilir şehirler ama sürdürülebilir şehirlerde özellikle kent içi ulaşım, bisiklet, yani, trafik, yürüme, trafik, ya, trafik nasıl rahatlatılabilir hatta evet, biz bu ulaşım çözümleriyle, binalarda enerji verimliliği, kentlerin enerji verimliliği gibi konular çalışıyoruz ve biz belediyelere ve bakanlıklara aslında politika geliştirme desteği, sahadaki uygulamaları geliştirme desteği veriyoruz. Yani siz kamuyla çalışıyorsunuz. Aynen, kamuyla yani çalışıyoruz. Bu mevcut trafikten sorumlu olanlardan biri de sizsiniz. Biz iyileştirmeye çözüm sunanlardan birisiyiz. Ve bunu da teknik ekibimiz var. Şehir plancılarından, ulaştırma mühendislerinden, çevre mühendislerinden oluşan, onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Kurum olarak, WRI olarak sürdürülebilir şehirlere biz biraz farklı bir perspektiften yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani sadece çevre değil, bu işin sosyal boyutu da var, ekonomik boyutu da var ve tabii ki çevre boyutu da var. Üçlü bir saç ayağı olarak ele alıyoruz. Ve sürdürülebilir şehirler dediğinizde, verimli, kaliteli bir şehir nedir dediğinizde, ve çok kabaca hani şöyle söyleyebilirim, insanların yaşadığı şehirden keyif aldığı ve pandemi bize neyi gösterdi? Yeşil alanlar çok önemli. Hmm. Bizim trafikte saatlerimizi kaybetmediğimiz şehirler. Yeni bir endeks yayınlandı. Bu endekse göre İstanbul trafik sıkışıklığı en fazla olan 10. şehir. Ve 88 saat kaybediyoruz bir yıl içerisinde. Dünyada 10. şehir. Dünyada 10. şehir. Ve birinci yıl, şehir? Birinci şehir Londra'ydı diye hatırlıyorum. Londra. Yanlış ama yanlış bilgi olabilirim. 10 Türkiye, ondan eminim. Ve bunun haricinde trafikte saatlerinin kaybolmadığı, sokaklarda rahatlıkla yürüyebildiği, herhangi bir yere takılmadan 7'den 70'e hep herkesin sıkıntı yaşamadan ve hava kalitesinin temiz olduğu bir şehir diyebilirim. Çok daha fazla kriter var ama ben en hani ön plan, kendim ön plan çıkartmakta fayda gördüklerimi söyledim en azından. Peki.